Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde web tabanlı kodlama kitabının 7. ünitesi olan önemli web çatıları ve kullanımlarını ele alacağız. Bu kapsamda öncelikle web çatıları kavramına değineceğiz. Web çatısı kavramını açıklayabilme, bunların kullanım alanlarını tanımlayabilme ve bunların yararlarını açıklayabilme gibi bir takım kazanımları dersin sonunda edinmiş olacağımızı düşünüyorum. Daha sonra da güncel bir web çatısı olan bu Bootstrap'ı ele alacağız ve bu Bootstrap projelerinin temel bileşenlerini ve bu projelerde kullanılan elementleri açıklayabilme gibi amaçlarımız olacak. Web çatılarından başlayacak olursak Web çatıları web framework ya da web uygulama çatısı, web application framework, framework olarak geçiyor ve e, internet ortamında çalışan siteler, servisler, kaynaklar ve arayüzler üretmek için e, tasarlanmış bir takım yazılımları ifade ediyor. Burada web çatılarının temel amacı e, web uygulamalarının geliştirilmesinde önemli bir iş yükü olan rutin işleri e, otomatikleştirmek aslında. Bu rutin işlemler ise şunlar, e, kullanıcı kaydı yönetimi ve yetkilendirilmesi, veri erişimi, oturum yönetimi ve form verilerinin kontrolü. Bir web uygulamasında ya da internet sitesinde bulunan bu rutin işlemlerin otomatik bir şekilde gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş olan yazılımlar web çatıları olarak tanımlanıyor diyebiliriz. Bu web çatılarının nasıl ortaya çıktığını incelemek gerekecek. O nedenle bir gelişim sürecine bakalım. Öncelikle bir web 1.0 teknolojilerinden söz etmek lazım. Bu internetin erken dönemlerinde bir sayfayı üretmek için tasarımcılar öncelikle o sayfaları kodluyorlardı, onları güncelleştirmek gerektiği zaman sunucuya yükledikleri sayfaları oradan tekrar indirip gerekli güncellemeleri yapıp tekrar sunucuya yüklemeleri gerekiyordu. Bu durumda hem etkileşim söz konusu değildi, hem de birçok zaman alan iş gerçekleştirilmiş oluyordu. ve 2.0 teknolojileriyle birlikte Kullanıcı girdisine cevap verecek dinamik sayfaların üretilmesiyle üretilmesi için CGI denen bir yapı geliştirildi. Common Gateway Gateway Interface diye ve bu da sonuncu bilgisayarda çalışan programlar kullanıcıdan gelen veriyi işleyerek statik bir sayfa gibi yine tarayıcıda gösteriyordu. Böyle bir sistemdi bu. Ancak basit işlemler için oluşturulmuş olsalar bile bu tüm bu süreçlerin toplamı yine sunucuda bir dar boğaz oluşmasına sebep oluyordu fazla yüklenilmesinden dolayı ve bu nedenle de e, bir takım betik diller, script diller dediğimiz e, diller geliştirildi. Bunlar arasında PHP, ASP gibi dillerimiz de var. Bir sonraki adımda ise sunucu taraflı programlama dillerinden sonra e, web çatısı denilen bir kavram oluşturuldu. Bu web çatısı kavramında az önce bahsettiğimiz gibi tüm bu rutin işlemleri e, gerçekleştiren e, yapıları içerisinde barındıran bir yazılım aslında. Bunlar arasında ASP.NET, Cake.php, Symfony, Ruby on Rails gibi bir takım yazılımlar söz konusu. E, web çatılarının kullanım alanlarına bakacak olursak iki temel yaklaşım görüyoruz. E, bu da şundan kaynaklanıyor. Web çatıları aslında internetin geleneksel yapısındaki sunucuları, protokolleri ve tarayıcıları kullanıyor. Dolayısıyla da iki tip yaklaşımdan söz etmek mümkün. Bunlar sunucu taraflı yaklaşım ki şunları gerektiriyor. sayfaların yeniden yüklenmesi tüm sayfanın yeniden güncelleştirilmesi gibi bir durum söz konusu sunucu taraflı yaklaşımda. Bunlara örnek verebileceğimiz yazılımlar Zend Framework, Ruby on Rails gibi yazılımlar. Tarayıcı taraflı yaklaşımda ise sayfanın tamamı yerine belirli bir bölümünün düzenlenmesi ve güncellenmesi söz konusu. Bunlara örnek olarak da Bootstrap verilebilir örneğin biraz sonra göreceğimiz web çatılarından bir tanesi. Web çatılarının yararlarına bakacak olursak şunları göreceğiz. Aslında web çatıları deneyimli geliştiriciler tarafından tekrar tekrar kullanılabilirlik amacına uygun olarak üretilmişlerdir. Bu web çatılarının geliştirilmesi amacın aşamasında birçok kez test edilir yazılan kodlar ve yapılar. Dolayısıyla da güvenirliği arttırılmış bir takım yazılımlardır bunlar. Ve birçok şeyi otomatikleştirdiği için zamandan tasarruf sağlar. Aynı zamanda ücretsiz yardım ve destek kanallarının kullanılması gibi bir durum söz konusudur. Çünkü büyük bir proje ekibi söz konusu aslında web çatılarının geliştirilmesinde ve daha sonra da proje takımında uyumun kolay olması gibi bir sonucu doğuruyor böyle bir şey. Ve son olarak kullanıcı girişi, veri tabanı yönetimi gibi işlevlerin hazır sunulması gibi bir yararı var. Bu zaten web çatılarının amaçlarından bir tanesiydi. En başta söylediğimiz gibi rutin işlemlerin e, otomatik bir şekilde gerçekleştirilmesi e, bundan bahsetmiştik. Şimdi bu strapa değineceğiz. Bu güncel bir web çatısı. E, bu strap aslında e, arayüzleri geliştirmek için kullanılabilecek bir web e, çatısı. E, i̇şte internet siteleri, internet tabanlı uygulamaların kullanıcı arayüzleri, front end dediğimiz e, yapılar aslında. Bunları geliştirmek için kullanılıyor. Ve yapısında HTML, CSS ve JavaScript bileşenleri mevcut. HTML gösterilecek içeriğin işaretlenmesini, CSS içeriğin sunulmasına JavaScript ise tüm bu bileşenlerin programlanmasını sağlayan yapı. Bootstrap aynı zamanda tepkisel tasarım denilen bir tasarım yapısı var. Tepkisel tasarım özellikleriyle ürünlerin tarayıcı boyutlarına göre ölçeklendirilmesi ve farklı yerleşimlerde sunulmasını sağlar. Tepkisel tasarım ne ona bir bakmak lazım öncelikle. Bildiğiniz gibi birçok işte mobil teknolojilerin de hayatımıza girmesiyle ekran boyutlarımız çok çeşitlilik gösteriyor. Şöyle ki işte monitörlerimiz daha büyük, akıllı telefonlarımız daha küçük ya da tarayıcılarımızın boyutları değişebiliyor. Bütün site içeriğinin bu ekran boyutuna göre yeniden yerleşim alması. Responsive Design denilen tepkisel tasarımla yapılabilen bir iş aslında. Bu yaklaşımın amacı sitenin tasarım ve ölçeklendirilmesini değiştirerek okunurluğu desteklemek ve kullanıcı etkileşimini iyileştirmek. Yaklaşımın temelinde ise CSS3 tanımlamaları ve medya sorguları yer alıyor. Şimdi bir Bootstrap projesinde nelerin yer aldığına bakalım, neler bunların bileşenleri. Aslında biraz bahsettik. Öncelikle bir HTML dokümanımız olacak temelinde internet teknolojileri yatan bootstrap projeleri HTML dokümanları üzerinden sunulur aslında. bu nedenle tüm içerikler için HTML bir kapsayıcı durumdadır, Kapsayıcı bileşen durumundadır. CSS dokümanı ise görsel özellikleri dosyasında tutan yapıdır. E JavaScript ise tüm e Bootstrap projesine yer alan tüm bileşenleri programlayan yapıdır aslında ve simgelerde e, görsellerin kullanabilmesi için font klasörü e, dahil edilir. Böylece e, bir takım simgelerde bizim Bootstrap projemizde kullanılabilir hale gelir. E, bootstrap projesi nasıl başlatılıyor? Öncelikle bir bundan bahsetmek lazım. Bunda da iki tip yaklaşım var. İçerik e, dağıtım ağları üzerinden yapılabilir ya da gerekli dosyaların sunuculardan indirilerek yerel dosyalar halinde projeye eklemek şeklinde yapılabilir. Bunlara uzak yöntem ve yerel yöntem diyoruz. Birbirlerine göre bazı avantaj ve dezavantajları var. Örneğin uzak yöntemde sunucu disk alanını harcamamak gibi bir avantajımız var ya da projeler arası paylaşım daha kolay olabiliyor. Ama internet bağlantısı gerekliliği söz konusu. Yerel yöntemde öyle bir şey söz konusu değil. Dosyaları kişisel sonucu da depolayabildiğimiz için. Yine uzak yöntemde dış kaynağı bir bağımlılık söz konusu ve ihtiyaca göre düzenlenememesi gibi bir durum söz konusu <laughs> uzak yöntemde. Bu strap projeleri o şekilde uzak ve yerel yöntemle başlatılabiliyor. Şimdi bir bu strap sisteminin getirdiği hazır elementlere değineceğiz. Öncelikle HTML'de gördüğümüz etiketlerden ya da bileşenlerden çok da farklı olmadığını göreceğiz bunların. Metin etiketleri dediğimizde temel metin etiketleri işte p gibi başlık etiketleri gibi etiketler söz konusu. İşaretleme etiketlerinde strong, small işte daha kalın yapmak için strong kullanmak, yazıyı daha küçük yapmak için small kullanmak gibi etiketler söz konusu. Hizalama sınıflarında işte sağa sola, ortalığı iki yana yasla gibi text-right, text-left gibi etiketleri kullanabiliyoruz. Vurgulama sınıflarında metinlerin renklendirilmesi söz konusu. Son olarak e, metin etiketleri arasında bu strap listeleri var. Bunlar da bildiğimiz sıralı ve sırasız listeler. OL ve UL ile etiketleriyle gerçekleştirilen sırasız listeler. E, bootstrap bu strap tabloları da e, bu bu içinde gelen hazır elementlerden bir tanesi. Bu yine HTML'den farklı bir yapısı yok. E, yine table etiketleri arasında tanımlanan bazı e, özelliklerle yapılan şeyler. Bu strapın boyut sistemi var demiştik. E, bu da e, az önce bahsettiğimiz responsive design özelliğinden gelen bir durum aslında. Yani e, çeşitli ekran boyutlarına göre içeriğin e, yerleşiminin e, düzenlenmesini ifade ediyor ve e, örneğin e, bir menü çubuğu çubu, e, işte 1024 piksel genişliğindeki bir tarayıcıda yatay görünürken 600 piksel bir tarayıcıda dikey şekilde görüntülenebiliyor bu sistemle birlikte. Bu strap ızgara sistemi de daha önce gördüğümüz divler ya da işte divlerin özelleştirilmiş versiyonları vardı hatırlayacaksınız, header vesaire. Onlar gibi bir sistem aslında. Web sitesinin veya web uygulamasının içeriğinin yerleştirilmesi ile alakalı. Bunun içinde de üç yaklaşım söz konusu. Birincisi container, row ve column yaklaşımları var ızgara sistemi içerisinde. Form elementleri var yine hazır elementler arasında. Bunlar da düğmeler ve giriş elementleri denilebilir. Bu form elementlerinin yerleştirilmesi vesaire bu strap sistemiyle otomatik bir şekilde ayarlanabiliyor. Ekranın ve tarayıcının boyutuna göre. Son olarak da yine hazır elementler arasında görsel element sınıfları, menü sınıfları ve kayan resimler mevcut gördüğünüz gibi bir Bootstrap projesinde HTML dokümanları, CSS dokümanları, JavaScript dokümanları ve bazı simgeler yer alıyor ve hazır elementlerde metin etiketleri, tablolar, boyut sistemi, ızgara sistemi, form elementleri, görsel element sınıfları, menü sınıfları ve kayan resimler olarak sınıflandırılabiliyor. E Bootstrap'ı da bu şekilde bitiriyoruz. dersimizin sonuna geldik. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere hoşçakalın.